Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce iki tanesini çektiğim bir video serisinin sonuncusuyla karşınızdayım. Video içerik üretmeye giriş ya da işte YouTuber olmak nasıl olunur, nasıl yapılır gibi bir seri çekmiştim ben daha önce. iki tanesi yapılmıştı o videolardan. Bir tanesi de bu şu anda izlemekte olduğunuz sonuncu video. Bu üçüncü video ile seri tamamlanmış oluyor ve siz de en azından YouTuber nasıl olunur ya da YouTube'da nasıl video üretirim sorularını kaba taslakta olsa bu üç videoyu izlediğiniz zaman e, kesin olarak en azından kafanızda bir şekil oluşacak nasıl yapabileceğiniz konusunda ya da nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bir fikir elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Peki o videoları izlemeyenler için ben uygun olduğu zamanlarda yukarıdan e, kutulardan koyacağım zaten oradan linklerini tıklayarak izleyebilirsiniz ama ne anlatmıştım kısaca bir özet geçeyim birinci videoda Video çekim öncesinde yapmamız gerekenler, ikinci videoda video çekim sırasında yapmamız gerekenler, üçüncü video yani şu bir bu videoda ise çekim sonrasındaki işlemlerden biraz bahsedeceğim. Video çekmek hakikaten kolay bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ciddi bir uğraşı gerektiriyor, ee, öncesinde hazırlık gerektiriyor, çekim sırasında dikkatli olmaya gerektiriyor. İşte uygun ekipmana sahip olmanız gerekiyor. Işığından Iş tutun da işte mikrofonuna kadar birçok farklı cihazla muhatap olmanız gerekiyor. Bunlardan anlamanız gerekiyor. Ve son olarak da bu videonun konusu olan yazılım meselesi. Yani buna post production deniyor arkadaşlar İngilizce'de. Yani çekim sonrasında yapmamız gerekenler. Şimdi videoyu çektik tamam. Eyvallah. Oraya kadar geldiniz diyelim. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi o videonun işte mesela işte eğer varsa sağda ya köşede ya da solda köşede logo koymanız gerekiyor. Ya da böyle bizim videolarda vardır. Hatta ben şimdi koyayım mesela şuraya. Abone olun çıkıyor değil mi mesela? Bunların yerleştirilmesi gerekiyor. Ya da ben A diyorum, Ü diyorum, bir daha çekiyorum, tekrar beğenmiyorum, oraları tekrar değiştiriyorum falan. Mesela bunları yaptığımız tarafların, bölümlerin kısaltılması, kesilmesi, biçilmesi gerekiyor. İşte bunu biz yazılım üzerinden yapıyoruz. Ve bu yazılımlar genelde en çok bilineni belki hepinizin de duyduğu Premiere'dir. Adobe tarafından geliştirilmiş ve dünyanın en yaygın olarak kullanılan Video düzenleme, video editleme yazılımlarından bir tanesidir. Ben de Premiere kullanıyorum arkadaşlar. Ücretini ödeyerek bir yıllık abonelik satın aldım. Ve Premiere'in işte 2020 sürümünü şu anda kullanıyorum. Hatta bu videoyu da Premiere üzerinden montajladım. Belki merak ediyorsunuzdur neden Premiere? Premiere tercih etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi neredeyse endüstri standardı haline gelmiş olması. Birçok eklenti bulabiliyorsunuz. Birçok Premiere için üretilmiş işte az önce söyledim mi mesela işte şurada abone ol çıkıyor mesela. Bunlar hep premier için yapılmış ve satılan şeyler. Bunları satın alıyorsunuz paket olarak ve siz kendi videolarınıza bunları uyarlayabiliyorsunuz. Var bir sürü satan yerler. Diğer şeyler için de bu kadar yaygın değil arkadaşlar ne yazık ki. Yani farklı yazılımlar da var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim ama onların bu işte bu eklentileri olsun ya da satın alabileceğiniz bu ek parçalarının Adedi çok fazla değil. O yüzden ben Premier tercih ettim. Ama mesela çok farklı farklı yazılımlar da var. Ücretsiz olanlar da var. Ücretli olanlar da var. Premiere normalde ücretli bir yazılım. Ama mesela alternatif olarak baktığımızda işte DaVinci Resolve diye bir yazılım var. O mesela ücretsiz ve Premiere çok benziyor. Daha ücretli sürümü de var, ücretsiz sürümü de var. Ücretsiz sürümlerde birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Premier'e benzeyen bir yazılım. Onu da alıp kullanabilirsiniz. İşte... Sony Vegas var. Onu kullanan arkadaşlarım da var etrafta. İşte e, Apple'da olan iMovie vesaire gibi yazılımlar da var biliyorsunuz. Apple'ın macOS'ta çalışan. Bunlarla da aslında birçok işinizi görebilirsiniz. Ama hani profesyonellik açısından baktığımızda, işini kolay görebilme açısından baktığımızda mesela ben Premier, bana daha makul ve mantıklı geliyor. Ama illa onu kullanın diye söylemiyorum bu arada. Ben kendi tercihimden bahsediyorum. Elbette tercihler, beklentiler, bütçeler vesaire fark edecektir. O yüzden e, Premiere kullandım ben ama siz farklı ücretli ya da farklı ücretsiz yazılımlarda kullanıp videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Atla deve bir şey değil arkadaşlar. Yani zaten mesela ben kendi videolarını kendi düzenleyen birisiyim. Çok böyle uçmalı kaçmalı hoplamalı zıplamalı videolar yapmıyorsanız çok böyle yüksek güç gerektiren ya da işte çok ekstra özellikleri olan bir yazılıma ihtiyacınız yok. O yüzden hani... Premiere dışındaki çözümleri de yönelebilirsiniz. Çok basit böyle bu işleri yapabilen yazılımlar da var bu arada. Onları da alıp böyle hani sadece kesme biçme yapıyor, isterseniz logo koyuyor vesaire. Onları da yapabilirsiniz. Ya yani çok böyle uçmaya kaçmaya gerek yok. Çok şekilli olmaya da gerek yok. Önemli olan YouTube'da her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, düzenlilik. Belli bir düzende içerik üretmek. Daha doğrusu aslında normal dünyada da böyle. Yani ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldan bu yana işte tabii sektörler değişti, durumlar değişti, yayınlar değişti ama yaptığım işin niteliği, niceliği çok fazla değişmedi. Ha teknoloji girdi işin içine, farklı şeyler girdi, daha kolay yapar hale geldik, daha başka şeyler ortadan kalktı yerine yenileri geldi. Ama yaptığımız işin içeriği çok fazla değişmedi arkadaşlar. Sonuçta bir teknoloji anlatıyorum size, teknoloji dünyasından bilgiler vermeye çalışıyorum. O bakımdan çok basit işler içinde çok bir sürü yazılım var. Ama mutlaka ve mutlaka bir yazılım kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü söylediğim gibi düzenleme yapmanız gerekiyor. Yanlış bir şey söylüyorsunuz orayı kesmeniz gerekiyor. Bu gibi şeyler için mutlaka ve yani mutlaka bir yazılıma ihtiyacınız var. Hani bunu mesela sektörde ben bakıyorum. iPad üzerinde yapan arkadaşlar da var. iPad'de de yapılabilir. Pro modelinden bahsediyorum bu arada. Orada da yapabilirsiniz. Telefonla da yapabilenler olduğunu duydum ama telefondan hani logo koymak vesaire çok eğlenceli olmayacak. İşte küçük ekran olduğu için. O yüzden hani en minimum ben tablet öneririm ama asıl bu işin zevki büyük ekranlı olan yani harici bir monitöre bağlı bilgisayarla e, yapılır. Daha eğlenceli olur. Daha rahat olur. Gözleriniz açısından daha iyi olur. Ama böyle hani ben direkt çekerim, atarım da diyebilirsiniz. O tercih tamamen size kalmış bir şey ama logo koyayım işte bir şeyler yapayım. Girişlerim olsun, çıkışlarım olsun, introlarım olsun, outrolarım olsun ne bileyim. E, videonun sonunda bitiş ekranı olsun vesaire diyorsanız bunlar için mutlaka mutlaka bir video düzenleme yazılımına ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar bu video ile beraber 3 serilik video serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu seride sizlere YouTuber'lığa giriş, YouTuber'lık nasıl yapılır, video içerik nasıl üretilir, kabaca da olsa bir e, bilgi vermeye, fikir oluşturmaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular olabilir, varsa, olursa bu videoyu 5 sene sonra izleyip de sorabilirsiniz. 3 ay sonra izleyip de, de sorabilirsiniz. Altta açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında bana soruları iletebilirsiniz. Elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Yanıtlayamasam da kalp atıyorum en azından. Teşekkür ediyorum. Ee, onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama 10.000 hedefi koydum ben yakın zamanda. Ee, 2020 bitmeden şu 10.000'i 10 bulalım arkadaşlar. Desteğinizi istiyorum. Boş geçmeyelim. Şöyle altta link var. Hemen tıklayın. Bak şimdi çıkacak. Şimdi çıktı. Basın oraya. Ya da basmayın da. Köşedekine basın. Ona basmıyor. O basılmıyor çünkü. Köşedekine basın. Abone ol değil verin. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri de açabilirsiniz ama siz bilirsiniz. Zırt pırt bildirim gelmesin bana diyorsanız. Çünkü farklı birçok kanala aboneysen sürekli geliyor olabilir. Onu açmak zorunda O sizin tercihiniz arkadaşlar. Ama abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. İsterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.